Türkiye'de yaptıkları moda haftaları, Anadolu'da yaptıkları projelerle, getirdikleri ünlülerle ve her yıl çıkardıkları tasarımlarla gündeme damgasını vuran, hem Türkiye'de hem Avrupa'da da oldukça yakından takip edilen Mazal'ın İstanbul Mücevher Fuarı'ndaki yeni ve şık standındayız. Çıkardıkları koleksiyonun adı Botanik Koleksiyonu. Birbirinden daha iddialı çizimler ve hanımların özellikle kendinde uyguladıkları zaman kendini daha özel hissettiği takılar haline gelmiş muazzam bir koleksiyon. Her sene olduğu gibi bu yılda bu koleksiyonun baş mimarlarından Çağla Güleç. Fuarlarda böyle yeni koleksiyonlarınızı gördüğünüzde ben bile şaşırıyorum. Bu yılki koleksiyonun bu kadar şaşırtıcı ve başarılı olmasının sebebi ne? Nereden esinlendik? Tabii ki doğadan esinlendik. Biraz da insanların böyle üç boyutlu tasarımları çok sevdiğini fark ettik. O yüzden botanik koleksiyonunu yaptık. Hem gösteriş olarak çok tatmin edici, hem bütçe olarak insanları sarsmayan fiyatlarda. Çünkü malum günümüz ekonomisini de düşünerek hareket ediyoruz. Görselliği, şıklığı ve yine ekonomiyi bir araya getirerek böyle güzel bir koleksiyon hazırladık. Peki şimdi bu kadar ekonomik, bu kadar görseli üst segmentte bir tasarımın yaratılış aşamasında ve bunun piyasaya sürülme aşamasında bu kadar başarılı olmanızı sağlayan nedir? Birincisi tabii biz bu işi İstanbul'da yapmamıza rağmen yurt dışı ve Türkiye'nin nabzını çok iyi tutuyoruz. İç piyasada, dış piyasada da modayı takip ediyoruz bu konuyla ilgili. Zaten yeniliği çok fazla seviyoruz. Yani herhangi birinin yaptığı bir şeyi kopyalamak değil de kendimiz bir şeyi çıkartalım istiyoruz. Dolayısıyla da aslında arkasında gerçekten iyi belge var. Tasarım grubumuz, işlerindeki arkadaşlarımızdan bile esinlendiğimiz oluyor. Çok fazla ürün takip ediyoruz. Her şey bir araya geldiğinde ülke şartları ve satış yapılacak ülkelerin şartları da göz önünde bulundurularak hem ekonomik hem de gösterişli ürünler çıkartabiliyoruz. Bu fuarda beklediğiniz tepkileri aldınız mı? Fuar bu etkiyi şimdiden yaptı mı? Yaptığını düşünüyoruz. Hatta şöyle, bölgelerde alan müşteri gruplarımız ürünün sadece kendi vitrinlerinde olmasını bile talep ettiler. Çünkü farklı bir tasarım. Yani onlar da kendi şehirlerinde bu farklılığı yansıtmak için sadece bizde olsun diyorlar. Yani hani burada da farkını fark ettirdi. Onlar kendi vitrinlerinde de bu farkı fark ettirecekler. Mazal'a, Çağla Güleç'e başarılar diliyorum. Yeni koleksiyonunuz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Çok sağ olun. Mazal'da Çağla Güleç hanımefendiden sonra firma sahibi Arda Topolo ile beraber de geçen yıl Türkiye'de başlattığı bir sistemi konuşacağız. Bu sistem neydi? Bu sistem ürünlerin kopyalanmasına yönelik geliştirdiği ve başlattığı yeni dönem bir mücadele yöntemi. Bir de Avrupa'da yaptığın başarılı bir sistemle beraber artık Türk elmas ürünlerinin bu kadar üst segmentte, bu kadar kaliteli bir ürün olarak Avrupa pazarında kendine kalıcı yer edinmesiydi. Öncelikle ürünlerin kopyalanmasıyla ilgili farklı bir mücadele yöntemi geliştirdin. Bunda da çok başarılı oldun. Bunun içeriğiyle ilgili biraz daha ayrıntılıyı senden alalım. Yaklaşık 17 yıllık elmas üretimi yapan bir firmayız. Elmasın klasik çizgisinden sonra daha modernize, daha enteresan tasarımlarla gündeme geldik. Böyle olunca da tabii kopyalanır olduk. Bunda başa çıkmak için bütün ürünlerimiz patentledik. Türk Patent Enstitüsü'nden ürünlerle alakalı birebir tek tek bütün ürünlerin modellenmesi, programda üç boyutlu çizilmesinden son aşamasına kadar hepsi patentli. Bunun içinde iyi bir avukat ekibimiz var. Hukuki süreci çok iyi takip ediyoruz. Bazen pilot müşteri kılığında mağazalara yönlendirdiğimiz avukatlarımız var. Modeller tespit edildiği zaman gereken yasal işlemleri yaptırıyoruz. Bu konunun haricinde bir de Avrupa'da artık ciddi anlamda elmas ürünleri bu kadar üst segment kaliteye ulaşmış durumda ve pazarda kalıcı yer edinmiş durumda. Buna Polonya ile başladın. Bugün Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de ürünleri görmek mümkün. Bu çalışmanın temeliyle ilgili gidişattan memnun musun? Önümüzdeki dönem Avrupa ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapmayı düşünüyor musun? Evet, şöyle ki mevcut ürünlerimizin tasarım olarak mücevher sektöründe diğer gruplardan hiçbir farkı yok. Gündemi iyi takip ediyoruz. Hatta bazen bizim yaptığımız elmas ürünler pırlantada kopyalanıyor. Artık o duruma geldi. Avrupa'da da böyle bir pazar var. Ürünü tanımadıkları için çok sıcak bakmıyorlardı. Fakat biz Avrupa'da katıldığımız fuarlar, kendi birebir yaptığımız tanıtımlarla ürünün niteliğini, inceliklerini anlattıkça belirli bölgelerde pilot bölge oluşturduk. Oralara ürünlerimizi stand şeklinde verdik ve başarılı olduğunu gördük. Dolayısıyla da şu anda aynı hızla devam ediyoruz. Başka yerlere de girmek istiyoruz. Avrupa'nın dışında
Orta Doğu ülkelerinde falan da olmak istiyoruz. Bu fuarlar işte bu tip organizasyonları destekliyor aslında. Avrupa'da önümüzdeki dönemde başarının devamı diliyorum. Bu seneki çıkardığınız botanik koleksiyonu, diğer şamdan ve 8 kollu ürünlerle ilgili başarılarında katlanarak devamı diliyorum. Hem fuar hayırlı olsun, hem fuardan sonraki dönemde de bol kazançlar. Sağ olun, çok teşekkürler. İyi programlar size de.